Eski dönem eserlerinden Nokta Risalesi'nden okuyorduk. Nokta Risalesi genel olarak itikat bahisleri içeriyor. Meleklere iman, ölümden sonraki hayata iman, ruhun varlığına ve ebediyetine iman gibi çok mühim konular işleniyor. Üstad Hazretleri'nin bu eski dönem eserlerinde gördüğüm kadarıyla tercüme edilebilir manalar üzerinde durmuş. Sık sık karşılaştığımız bir ifadeydi. Muhatabım bir Japondur diyordu. Muhatabım bir Japondur. Aslında Müslüman olmayanlara İslamiyet'in ana kaidelerini onların anlayabileceği şekilde sunmak için bir niyete girmiş. Bu eski dönem eserlerinin hemen hepsinde niyetin gayrimüslimler ve dünyanın değişik yerlerindeki insanlar olduğu anlaşılıyor. Üstadımızın böyle bir niyeti olduğu anlaşılıyor. O yüzden de teferruat mevzuları değil de bir insan İslam'a ilk girince ona neler anlatılacaksa hemen onlardan bahis açıyor. O yüzden meleklere iman, o yüzden haşre iman, tevhidin bürhanları, nübüvvetin ispatı gibi aslında dış dünyanın bizden beklediği en temel konular var. Ve anlatım biçimi de evrensel bir anlatım biçimi. Bu kelimeler her ne kadar bizim şimdiki modern dünyamıza göre eski kelimeler gibi gelse de anlatım tarzına bakıldığı zaman bir gayrimüslimin de çok rahatlıkla kavrayabileceği basitlikte anlatılmış konular. Ve 1919'lu 20'li yılların eserleri Üstad Hazretleri böyle bir niyete girmiş diye zaten bunu sık sık söylüyor. Japonya'dan gelen sualler de var İslam adına, İslam'ı tanımak adına. Onlara da verdiği cevaplar pek çok kez okuduk bu eski dönem eserlerinde. Üstadımızın niyeti buymuş anlaşılan ama biz de yine de oldukça istifade ettik bu çalışmalardan. Yine okumaya zaten devam edeceğiz. Konumuz meleklerdi, meleklerden gidiyorduk. Bütün ukala, yani akıl üzere gidenler, ukala Türkçemizde biraz sert bir tabir. Bilgiçlik yapanlara deniyor ama burada akıl odaklı düşünenler, akıl odaklı yaşayanlar. Tariki tabirde ihtilaflarıyla beraber melaikenin mana ve hakikatinin vücuduna icma ve manevi ile ittifak etmişlerdir. Tariki tabirde ihtilaf var. Yani ifade biçimlerinde farklılıklar var. İfade biçimleri farklı olmasına rağmen meleklerin mana ve hakikatin vücudunda bir ittifak var. İhtilaf nerede? Tabirlerde ihtilaf var. İfade biçimlerinde ihtilaf var. Ama ittifak nerede var? Mana ve hakikatinin vücudunda. Yani farklı tarzlarda söyleniyor olsa bile aynı şeyde, aynı şeyin manasında ve hakikatinde ittifak etmişler. Nasıl ittifak etmişler? İcma-ı manevi ile. İcma biliyorsunuz aynı fikir üzerinde birleşmek. Aynı fikri taşıyoruz diye ilan etmektir icma. İcma-ı manevi nasıl oluyor? Ayrı asırlarda, ayrı dönemlerde, dünyanın değişik coğrafyalarında aynı meseleye eğer temas ederlerse, aynı konuyu kabullenirlerse buna icma-ı manevi deriz. Diğer icmadan ayrılan yönü şudur ki burada insanlar birbirine icma etme niyetine de girmemişler. Bir mekan ortaklığı da yok, zaman ortaklığı da yok. Fakat aynı konunun varlığının delilleri ve varlığının hakikati, o hakikatin sabitliğiyle alakalı beyanlarda bulunmuşlar. Buna icma-ı manevi diyoruz. Hatta meşaiyyun melaikeyi enva'ın mahiyatı mücerrede-i ruha niyeleri ile tabir etmişlerdir. İşrakiyun ukulü aşere erbabül enva diye tefsim etmişler, isimlendirmişler. Ehli edyan, yani din mensupları, melekül cibal, melekül bihar, melekül emtar namlarıyla tesmiye etmişler. Yani farklı din mensupları, farklı şeriatlar, burada isimlendirmede ortaklık var. Dağlar meleği, melekül cibal, denizler meleği, melekül bihar. Yağmuru taşıyan melekler, yağmur melekleri, melekül emtar. Onlar da bu ismi takmışlar.
Hatta akılları gözlerinde olan maddiyun ve tabiiyun dahi manayı melaikeyi inkara mecal bulamamışlar. Belki nevamisi fıtratta kuvayı sariye diye bir cihette tasdike mustar olmuşlar. Artık bu din mensupları değil de dinsizler bile, madde perestler bile, tabiat perestler bile bakmışlar ki bu tabiattaki kuvvetler adeta bir bilinç taşıyor. Bilinçli işlere sebebiyet veriyorlar. Bilinçli bir aktivite içerisindeler. Sanki onların bir beyni varmış, aklı varmış gibi çok hassas işler görüyorlar. Bunlar da madem bunu dine bağlayamayacaklar, meleklere bağlayamayacaklarına göre kuvayı sariye demişler. Akıcı kuvvetler. Yani sabit kuvvetler değil de bu bizim günümüzdeki yapay zeka gibi duruma göre hareket eden kuvvetler, duruma göre reaksiyon gösteren kuvvetler. Ona bir isim takmışlar. Manevi bir isim vermemek adına, melekler dememek üzere kuvayı sariye demişler. Böylelikle bir ittifak var. İnananlar arasında bir ittifak var. Farklı düşünce grupları arasında bir ittifak var. Din mensupları arasında bir ittifak var. Bir de bu din mensuplarına artı olarak dinsiz fikir akımları da buna ittifak etmişler. Ayrı bir isimlendirme yaparak büyük gerçeği yine de kabullenmek zorunda kalmışlar. Neyi kabullenmek zorunda kalmışlar? Tabiatta akıl sahibi olmayan, düşünce sahibi olmayan varlıklardan sudur eden akıllı işler, şuurlu işler, bunlara hepsi bir isim takmak zorunda kalmışlar. Ağacın bir aklı ve düşüncesi olmadığını herkes biliyor ama ağacın içindeki bizim bile akıl erdiremeyeceğimiz, bizim aklımızla bile yapamayacağımız derecede akıl dolu işlerin gerçekleşmesine biz rahatlıkla o ağaca müekkel bir melek var diyoruz. Onlar da başka bir isim bularak evet orada şuurlu işler oluyor ama onu başka bir mekanizma şeklinde isimlendirerek aslında onlar yine melekleri kabullenmiş oluyorlar. Yani bu melekler bütün dünya üzerindeki bütün insanların ittifak ettiği ortak inanç. Yani suyun kaldırma kuvveti vardır diyen, yerin çekme kuvveti vardır diyen, kütle çekim kanunu vardır diyen herkes melekleri kabul etmiş olur. Ve çok büyük bir ittifak meydana gelmiş olur dünya çapında. Meleklere iman konusunda büyük bir ittifak oluşmuş olur. Meseleyi melaike o mesaildendir ki cüz'ün vücuduyla küllün tahakkuku bilinir. Yani bir parçasının İspat edilirse, bir parçasına rastlanırsa aslında o topluluğun tamamı ispat edilmiş olur. Diyelim dünyada kedilerin varlığı ispatlanacaksa bir kediyi göstermek yeter. Koyunların varlığı üzerine konuşulacaksa bütün koyunları bu bilgiye taşımaya gerek yoktur. Bir tane koyun gösterilse bütün koyunların varlığına bir delil olur. Melekler de öyledir. Yeter ki bir kere görünsün. O tarih zaman dilimi içerisinde bir kere insanlığın karşısına çıkmış olsaydı bile bu bile yeterli olurdu. Onların türlerinin farklı oluşundan, varlıklarının sabit oluşundan bizi haberdar etmiş olurdu. Bir kere bile olsaydı ama bir kere değil, yüz binlerce kere olmuş. O kadar fazla olmuş ki bütün toplumların tarihine girmiş, tarih bilincine girmiş, mitolojilerine girmiş, efsanelerine girmiş. Dinler tarihine girmiş, kutsal kitaplarla anlatılmış, yazıtlara kazınmış, resimleri yapılmış, melekleri sembolize eden resimler çizilmiş duvarlara. Yani bu aslında büyük bir tarihi gerçeğin bir sonucu. Eğer bir yalan olsaydı, bugünkü metnimizin ana damarı da zaten bu olacak, insanlık aleminde böyle bir yalan, yani hiçbir melekle hiçbir insan görüşmemiş olduğu halde bu kadar tarihsel vaka, bu kadar aktarım, insanların bunca buna ikna olmuş olmaları, bunca insani tarihsel tecrübenin hepsinin bir yalana bina edilmiş olması imkansız bir şeydir. Bugünkü metnimizin ana yaklaşım tarzı da bu. Ey birader, bak, görmüyor musun, işitmiyor musun ki bütün ehli edyan, bütün dinler, bütün asırlarda zamanı Adem'den şimdiye kadar melaikenin vücuduna ittifak ve insanın taifeleri birbirinden bahsi gibi onlarla muhavere edilmesine, yani onlarla konuşulmuş, insanlar meleklerle konuşulmuştur. Varlıklarında ittifak var. Bir de sadece varlıklar değil, onlarla konuşulmuş, görüşülmüş.
ve onların müşahadesine, yani insanlar tarafından görülmüş ve onlardan rivayet etmesine icma etmişler ve onlardan bir takım bilgiler almışlar. O bilgiler kullanılmış. Güzel bilgiler öğrenilmiş, fakat o bilgiler bazen suistimal edilerek çok kötü işlerde de kullanılmış. Harut ve Marut isimli melekten öğrenilen bilgiler artık büyü yapmakta kullanılmış, karı kocanın arasını açmakta kullanılmış. Ama o bilgiler saf haliyle temiz bilgilerdi. Onları kötü yolda kullanan insanlar olmuş. Yani meleklerden sadece görüşmeler değil, onlardan bazı formüller alınmış. Belki yaşamın tıkanıklarını çözecek bilgiler alınmış. Belki bazı formüller alınmış. Belki bazı bizim keşifler dediğimiz şeyler onlardan alınmış. Bu kadar çok temas bilgisi geliyor. Tarihin derinliklerinden bu kadar bilgi akıyor meleklerle ilgili. Acaba hiçbir fert onlardan görünmese, hem biz zarure bir şahıs veya eşhasın vücudu kat'i bilinmese, hem onların bilbedahe vücutlarını hissetmezse hiç mümkün müdür böyle müsbet ve vücudi bir emirde müstemirren ittifak devam etsin? Ya nasıl olur da böyle bir işte tarih boyunca bir kesinti bile olmadan bir yerde bu hurafeye dönüşüp ileriki asırlara nakledilmesinden vazgeçilmeden günümüze kadar bu ittifak nasıl ulaştırılabilir? Halen de bu ittifak günümüzün insanlarında da var. Onlar da buna inanıyorlar. Yani hiç olmasa böyle bir vaka bu kadar devam etmez. Bu müsbet ve vücudi bir emir diyor. Yani bu bir şeyi inkar gibi değil. Bütün insanlar bir şeyi inkar etseler o şeyin yokluğuna delil olmaya yetmeyebilir. Ramazan hilalini yüz binlerce insan görmedim dese bu bizim için yeterli olmaz. Belki bulut kaplamıştır, belki gecedir, belki insanların gözü bozuktur diyebiliriz ama 2-3 tane sadık insan o hilali görseler biz Ramazan orucuna başlayabiliriz. Bu meleklerle ilgili olan konu bu kadar devam etmişse, günümüze kadar aktarılmışsa, bunca insan buna inanmışsa ve gelen bilgiler farklı kaynaklardan, farklı topluluklardan, farklı kültürlerden gelmesine rağmen ortak özelliklerle naklediliyorsa, anlatılan şeyler birbirini tutuyorsa, o zaman bu kadar devam edemezdi bir yalan olsaydı. Üstad Hazretleri burada insanlığa güveniyor, insanlığın birikimine güveniyor, insanlığın tarih boyunca birbirine aktardığı bilgilere güveniyor. Buraya tevatür diyor. Yani bu da bir delildir. Biz insanlığın topyekün bütün kültürlerinin, bütün geleneklerinin kökenlerinden gelen bilgilere de itimat ederiz. Sonuç itibariyle insan yalan üzerine ittifak etmekte zorlanan bir varlıktır. Evet, kandıracak 3-5 kişi bulabilirsiniz ama melekler gibi bir konuda ve insanlığın en kamil, en olgun insanlarını bu konuda bir yalana ittifakla sürükleyemezsiniz. Dolayısıyla böyle bir şey varsa, bu insanlık birikiminin de bize anlattığı bir şeyse, bu bilginin hurafe olması imkansızdır. Bununla beraber muhaldir ki itikadı umuminin müvellidi olan mebadi-i zaruriye olmadan böyle bir vehim bütün inkılabat-ı beşerde, akaid-i beşerde istimrar etsin, beka bulsun. Şimdi akaid-i beşer, yani insanlığın akaidi, hani Müslümanların akideleri var, Hristiyanların akideleri var, Yahudilerin akideleri var, bir de insanlığın akideleri var. Melek inancı böyle bir şey, insanlığın akidesi. İnsanlığın akidesi haline gelmiş. Bunun bir artık zaruri kat'i bir bilgi gibi, bir formül gibi, matematikteki bir formül gibi insanlığın ruhunda kabullenilmiş bir bilgi, meleklerin varlığı bilgisi. Şimdi normalde farklı din mensupları birbirleriyle savaşmışlar. Bir dinin içerisindeki mezhep grupları birbirleriyle savaşmışlar. Birbirlerinin elindeki bilgileri çürütmeye çalışmışlar. Birbirlerine reddiyeler yapmışlar sürekli. Fakat bu nasıl oluyorsa melek inancında böyle bir tartışma ve savaş yok. Yani bir grup başka birinin melek inancını hedef almamış. Şu bizim düşmanımız olan mezhep, melekler diye bir şeyden bahsediyor ama aslında melek diye bir şey yok dememişler. Yani düşmanlar genelde birbirinin her argümanını çürütmeye çalışırlar. Ama bu konu o kadar ortak bir itikattır ki, insanlığın akaidi, insanlığın itikadıdır ki, çok çarpışmalara rağmen, çok büyük dünya çapında kavgalara, gürültülere rağmen, birbirine zıt inanç grupları birbirlerine karşı sert hamlelerde bulunmalarına rağmen o düşmanlarının melek inancıyla alakalı olumsuz bir şey söylememişler. Melekler yoktur, onlar yanlıştır dememişler. Hadi birinin hurafesi olsaydı bir topluluğun,
ona düşman olan topluluk o konuda bir inkara yönelirdi. Ama melekler konusunda bir inkar yerine bir ittifak söz konusu. Öyleyse şu icmaın senedi bir hadsı kat'idir ki emerat-ı müteferrikadan tevellüt etmiştir. Yani çok çeşitli emareler olmuştur. Bu 1, 2, 10, 100 değil. Çok fazla olmuş olması lazım. Bu kadar büyük bir insanlık itikadına dönüşmesi için bu meleklerle insanların görüşmeleri 5-10 vakaya sıkıştırılamaz. Yüz binlerce, belki milyonlarca kez olmuş bir şey olduğu için böyle büyük bir itikada sebebiyet vermiştir. O emerat çok vakatın müşahadatından neşet etmiştir. Yani vakalar çok olmalı, çok sayıda olmalı. O vakat ise bu itikad-ı umuminin sebebi tevatür-ü manevi kuvvetini ifade eden pek çok kerrat ile müşahede ve rüyetlerinden hasıl olan mebadi-i zaruriyedir, esasat-ı kat'iyedir. İnsanlık itikadının kat'i esaslarından biri olmuştur. Bu veya kat'i itikadından bir madde olduğuna göre bu çok sayıda vakadan beslenmiştir. Küçük bir vakadan veya sınırlı mahdut sayıda vakalardan değil, çok sayıda vakalardan ancak beslenince bu kadar büyük bir esasat-ı kat'iye olabilir. Halbuki tek bir ruhaninin vücudu tek bir zamanda tahakkuk etse şu nevi muhtelifül esnaf tahakkuk eder. O kadar vakaya da gerek yok. Bir tanesi bile olsaydı, bu denilen şeylerden bir vaka bile doğruysa, hepsi doğrudur diye inanıyoruz ama meleklerle görüşme vakalarından sadece biri bile doğru olsa burada muhtelifül esnaf tahakkuk eder. Aslında bir tür keşfedilmiş olur, bir cins keşfedilmiş olur ve o cinsin, o türün sınıfları da vardır mutlaka. Evet, balıklar denizde olur, onun çok çeşitleri var. Hayvanlar diyelim ormanda olur, pek çok çeşit hayvan var. Bitkiler yeryüzünde olur, pek çok çeşit bitkiler var. Evet, bir kere bir melek görüldüğü anda pek çok çeşit melek vardır diye artık oradan çok rahat bir çıkarım yapılabilir. Madem şu nevi tahakkuk ediyor, sureti tahakkukun en ahseni, en makulü, en makbulü şeriatın şerh ettiği gibidir, Kur'an'ın gösterdiği gibidir, sahibi miracın gördüğü gibidir aleyhissalatü vesselam. Yani evet, melek diye bir gerçek var. Burada ittifak var, insanlık akaidi. Ama melekler nasıldır, ne iş yaparlar, görevleri nelerdir, vasıfları nelerdir? Bu geniş bir konu. Bu konunun genişliğin konusunda izahlar yapılmış. Metafizikçiler bazı izahlar yapmış, filozoflar bazı izahlar yapmış. Bir de İslam bazı izahlar yapmış. İslam'ın meleklerle alakalı yaptığı izahların renkliliği, çeşitliliği, derinliği, teferruatına kadar girilmiş olması, görüyor gibi anlatması ve bütün sınıflarıyla ilgili bilgiler aktarıyor olması ve bu bilgiler arasında bir çelişki, bir karışıklık olmaması en güzel tabloyu İslam'ın çizdiğini gösterir. Melekler evet umumi bir mevzudur dünya çapında ama İslam kadar meleklerden bilgi veren, melekleri tasvir eden, meleklerin vazifelerini anlatan, melek insan ilişkilerini izah eden, melek Cenab-ı Allah ilişkilerini, Cenab-ı Allah'ın da meleklerle bir ilişkisi var, onu izah eden ve bu konuda hiçbir soruya mahal bırakmayacak kadar bu tabloyu netleştiren başka bir anlatım yok. Diğer dinlerde de kısıtlı anlatılmış. İslam bu konuda melek anlatımının bütün kapılarını açmış, insanı adeta görüyor gibi hale getiriyor. Gözümüzle görmesek bile meleklerle yaşadığımızı, meleklerin bizi takip ettiğini, bizi kayda geçirdiğini, bizi koruduğunu, yanımızda bize yardımcı olduklarını öyle bir hissiyat veriyor ki artık melek demek bizim çevremiz demek, içinde bulunduğumuz alan demek, bizim beraber yaşayan bir varlık boyutu demek, bizimle ilgili görevleri olan bir varlık boyutu demek. Biz İslam'da bütün bu tablo zihnimizin sorularının tamamını gideriyor. Melek niye vardı? Var olmak zorunda mıydı? Cenab-ı Allah'ın meleklere ihtiyacı var mıydı? Melekler insanlarla niye bu kadar yakın temasta? Niye bu kadar insan dünyasına karışıyorlar bir taraftan? Bütün bunlarla ilgili bütün ayrıntıları İslamiyet veriyor. Melek meselesi İslam'ın anlattığı gibidir ve sahibi miracın gördüğü gibidir aleyhissalatü vesselam. Evet, İslam bize melekleri anlatmıştır ama anlatmak işin bir boyutudur, bir de görmek lazım. Bizim yerimize bizi temsilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta bütün insanları temsilen melekleri teferruatlarıyla görmüştür. Onlardan istifade etmiştir. Bazı ulaşım noktalarını onlarla beraber gitmiştir.
Dolayısıyla İslam bize melekleri anlatır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görür. Gördüğünü bize anlatarak da bizim inancımızı tamamen kamil bir yola sevk etmiş olur. Bugünkü meleklerle alakalı bahis de bu kadardı.